Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu güzel oda süsünü yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir tane kozalak gerekli. Bir tane şu alt zemini oluşturmak için karton biraz gerekli. Boynu için şu şekilde sardığım kağıt gerekli. Ve silikon. Hadi yapmaya başlayalım isterseniz. Bunun için öncelikle bir çay tabağı yardımıyla bu koli kartonlarından 2 adet parça kesiyorum. Üst üste yapıştırıyorum. Ondan sonra 1 santimlik tekrar parça kesip üzerindeki şu ince tabakayı kaldırıyorum ve şu şekilde bir kesit oluşturuyorum. Sonra ikisini birbirine yapıştırarak şu şekilde etrafından dolanıyorum. Altlığım oluştu. Şimdi leyleğimizin bacaklarını yapacağız. Bir tane çöp şiş gerekli. Çöp şişi tam orta yerinden kırıyorum. Leyleğimin şu şekilde bacaklarına yapıştırıyorum. Bunu siz dal parçasıyla da yapabilirsiniz veya o biraz önce boynu için sardığımız kağıtla da yapabilirsiniz. Veya boyayabilirsiniz. Ben boyamadım ama siz boyayarak da yapabilirsiniz. Sizin kozalağınız kapalı olmuş olabilir. Hiç sıkıntı yok. Kurudukça açılacaktır. Evet. Bu şekilde gövdeyi oluşturdum. Şimdi boyun kısmını yapmam gerekiyor. Boyun kısmı için bakın şu şekilde boyun kısmı. Bazıları iple sarıyorlar. Benim ipim yok. Onun için ben şöyle kağıttan bir rulo yaptım. Bunun üzerine peçete kağıdıyla sarıyorum. Peçete kağıdıyla tutkala yapıştırarak şu şekilde yavaş 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 sarıyorum. Üzerine bu şekilde sarıyorum ve şekil veriyorum. Şöyle bir şekil veriyorum. Eğer bunun üzerine tutkal sürerseniz daha sert olacaktır. Daha güzel duracaktır. Veya içerisine kablo koyabilirsiniz. Sert tel koyabilirsiniz. Daha güzel olur. Şu anda benim evimde mevcut değil. Onun için koymuyorum. Koymasanız da olur. Ben koymadım çünkü. Şuraya hemen biraz silikon sıkıyorum. Ve parçayı buraya yapıştırıyorum. Evet. Benimki de biraz kurumadı. Üzerine tutkal sürdüm çünkü. Bu şekilde boynunu oluşturuyorum. Bir tahta kalem veya elinizde kalem varsa şöyle gözlerini yapıyorum. Gagasını boyuyorum. Yazmıyormuş. Ben buraya tekrardan siz gözlerinin yerine boncuk da koyabilirsiniz isterseniz. Evet. Bu işlemde tamam. Şimdi bunu buraya oturtmamız gerekiyor. Şöyle ayaklarını kartona gömersek
Biraz daha iyi olacaktır. Burası bir yarım santim uzun olmuş. Hemen kestim orayı. Silikonluyorum. Ve oturtuyorum hemen. Siz taş da koyabilirsiniz diplerine. Kabuklarınız yoksa yosunlardan faydalanabilirsiniz. Evet. Hemen diplerine destek olması için elimde bulunan malzemelerle yapıştırmaya başlıyorum. Bunları bu şekilde ağaçların üzerlerinden bulabilirseniz çok güzel malzemeler bunlar. Fazla miktarda kullanıyorum ben bu malzemeyi. Evet. Şuraya bir yükselti yapalım. Alt kısmı istediğiniz şekilde dekor yapabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine ben bir tane de daha önce böyle kaplumbağalar yapmıştım deniz kabuklarından. Onlardan koymak istiyorum. O da olur. Ya da farklı bir işte şu şekilde bir obje de olabilir. Onu yerleştirelim. Evet. Ve alt kısmı bu biraz ıslak olduğu için yapışmadı hala. Şimdi alt kısmı deniz kabuklarıyla süsleyelim. Yosunlarla da olur. İlla deniz kabuğu koymanıza gerek yok. Ben bunları toplamıştım yazın. Hem onları değerlendirmek istiyorum. Bu şekilde üzerine komple alt kısmını kaplayarak güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Tabi tasarım bu. Hayal gücünüz ne yapmanızı istiyorsa onu yapabilirsiniz. İlla benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. Bakın bu şekilde kaplayarak, bu biraz kurumadığı için şu anda bu şekilde duruyor. Tamamını kaplayarak, hatta bakın şunu söylemiştim size daha önce. Bunun da sapını kırıyorum. Bundan da şu alt kısma bir yeşillik yapacağım. Şöyle ağaç görünümü versin. Evet, tamamını bu şekilde kaplıyorum. Ve objemi tamamlıyorum. Bunun biraz daha kuruması gerekiyor. Hemen şunu alalım isterseniz. Bakın bu şekilde tamamlayarak veya siz yaratıcılığınızı kullanarak nazar boncuklarını da kullanabilirsiniz. Odanız için güzel bir dekorasyon oluşturursunuz. İsterseniz ışık da koyabilirsiniz.
Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Farklı çalışmalarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.